Anne! Anne! Öykü! Annem! Nasılsın? İyi misin anneciğim? Başım çok ağrıyor. Neden burada yatıyorum ben? Annem sen kaza geçirdin. Trafik kazası geçirdin. Nasıl? Ne zaman anne? Yalnız mıydım? Endişe edecek bir durum yok Önem Hanım. Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Çok korkuttun beni. Duydun doktoru, bir şeyim yok. Şimdi buradan bana gidiyoruz. Sen iyice toparlanana kadar bende kalacaksın. Ne gitmesi anne, Öykü'yü göreceğim. Ayaz! Ya kendini de bir düşün, şu haline bak, aklını başına topla. Boşuna çeneni yorma. Ben Öykü'yü görmeden bu hastaneden gitmeyeceğim. Geçmiş olsun. Ayaz! Öykü uyandı. Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Önem, kolumu bırak. Sakin ol lütfen. Sana bizden uzak dur demiştim. Böyle yıllar sonra ortaya çıkıp oğlumun kafasını karıştırmana izin veremem. Oğlumuzun. Ayaz'a gidip ben senin babanım demeyi düşünüyorsan sakın. Senin bu saçma sapan tehditlerinden bıktım artık. Farz et ki düşünüyorum. Yani ne yapacaksın? Ya bu benim oğlum, anladın mı? Benim. Bunca senin aklın neredeydi? Önem, Ayaz benim umurumda bile değil. Daha önceden de olmadığı gibi. Ben buraya Öykü için geldim. Hani şu senin elinden kaçırdığın yetenekli tasarımcı kız var ya Öykü. Hani benim yanımda çalışacak olan Öykü. Ben onu görmeye geldim buraya. İyi olduğunu öğrenir öğrenmez de gideceğim. Anne, ya ben sıkıldım artık. Ne kadar kalacağız daha burada? Gidelim evimize. E doktoru bekliyoruz dedim ya çocuğum. Canım nasılsın? Doktor bey de geldi. Doktor bey ben iyileştim diyorum ama kimse inanmıyor bana. Taburcu edin artık siz beni. Çocuğum şaka mı yapıyorsun? Anneciğim ne şakası ya? Bak sıkıldım diyorum, fena oldum. Böyle üstüme üstüme geliyor duvarlar. Hem biz gidelim evimize. Belki ihtiyacı olan biri vardır. O yatsın. Bir de doktor bey, ben ayağa kalktım ama sorun olmaz değil mi? Çocuğum korkutma beni. Ay, ha vallahi düşer bayılırım şimdi. Ay yok yok Meral abla, sakin ol ya. Öykü işte bildiğin eşek şakası yapıyor. Çocuğum, bak bakayım. Bir daha bak. Tanımadın mı? Doktor bey. Tanımam mı lazımdı? Ay bir dakika. Canım, ben kimim? Burcu. Başka? Arkadaşım. Sırdaşım. Heh, peki bu adam kim? Ama bak iyi düşün, ondan sonra karar ver. Kim? Senin arkadaşın mı yoksa? Ya çok yakışıklıymış. Ama Emre'ye ne oldu Burcu? Sen çok seviyordun onu. Ay yok. Bu şaka yapmıyor. Öykü. Canım ben Ayaz. Hatırladın değil mi? Dün akşam evden çıktık. Birlikte kaza yaptık, trafik kazası. Sonra bizi hastaneye getirdiler. Ben senin sevgilinim. Benim sevgilim mi?
Evet. Siz yeni sözlendiniz anneciğim. Hatırlaman lazım. Allah'ım sen aklımı koru yarabbim. Sözdüm. Ay yok artık ya, daha neler. Parmağındaki yüzüğe bak. Bak aynısı bende de var. Sen benim aşık olduğum kadınsın. Öykü. Ya korkutma beni. Hatırladım de ne olur. Bırak elim lütfen ya. Tanımıyorum ben sizi. Bunu da alın. İnsan beynini anlamak zordur. Hangi hususlarda nasıl bir tepki vereceği bizim için de hala bir muamma. Bu gibi travmalarda hafıza kaybı beklenen bir durum. Doktor bey bir tek beni hatırlamıyor. Neden? Ay beni de hatırlamıyor. Keşke bilseydik. Diyorum ya işte beyin... Doktor bey bana bir cevap verin. Neden? Ayaz. Oğlum sakin ol. Bazen insan beyni kazada geçirdiği travmalarla baş edebilmek için unutmayı seçer. Ayaz ne olur yavaş. Hatta ne olur dur öyle konuşalım lütfen. Soruma cevap ver. Ya bu söylediklerin hiçbiri doğru değil. Beni suçladın. Abartıyorsun dedin. Mete'ye dostum dedin. Ayaz ne olur dinle beni. Bunu da aslında kendini korumak için yapar. Travma ile ilgili kişileri ve dönemleri bundan hatırlamaz. Benim yüzümden yani. Son olarak hazır olduğunda her şeyi hatırlayacaktır. Şimdi normal hayatına dönebilir. Öğleden sonra da hastaneden çıkarabilirsiniz. İşlemlerini hallettik. Kızlar da yardım etti. Makyaj çantan yandı mı? Ya niye bakıyorsun acaba bana öyle ya? Hadi ver acele et. Ay, makyaj malzemesini yapacaksın kızım ya. Mete beni görmeye gelecek şu halime bak. Rezalet durumdayım ya. Bu ne Burcu bir tek bunun var. Yandırış falan yok mu? Ay yok yanımda değil. Aferin. Pardon ya. Sizin yanınızda ruj var mı? Yani siz süslü bir hanıma benziyorsunuz da ben o yüzden sordum. Yok. Ay hala hatırlamıyor ya. Hala bana sesli sesli konuşuyor Meral abla. Hayır belli ki Ayaz'dan sonra aklında ne varsa yaşadığı her şeyi silip süpürüp atmış bir kenara ya. Sibel'cim üzülme, düzelecek. Geçecek. Ayaz büyük geçmiş olsun. Senin ne işin var lan burada? Nasıl? Oğlum Öykü senin yüzünden bu halde. Hayır.
Öykü'ye bir şey mi oldu, iyi mi? Beni hafızasından sildi, unuttu. Meydan sana kaldı, sevindin mi? Ayaz bir sakin ol, dur oğlum. Adam gibi anlat bana, ne oldu? Lan defol git buradan. Bak hayatımızdan çık, o mektubu koymasaydın kaza da olmayacaktı. Ya tamam Ayaz, bir sakin ol ya. Yaptım bir salaklık, biliyorum. Gurur duymuyorum yaptığımla ama... sen de şunu unutma ki, o kazayı ben yapmadım. Sen yaptın. Hastanedeyiz. Biliyorum, ne olacak? Şanslısın. Niye? Çabuk müdahale ederler. Kalksana, konuşmaya devam et. Kalk! Lan kalk! Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Rahat bırak onu. Ya dudağın kanıyor, kalk! Tamam. Tamam. Öykü, iyiyim. Problem yok. Burcu! Burcu koş! Doktor çağır. Abine vurmuş ya. Nasıl vurmuş ya? Canım benim. Ne oluyor burada? Anne, bu adam Mete'ye vurdu. Bir de sözdün diyorsun bu kabadayı için bana. Şşş. Çocuklar, burası yeri mi? Aa. Ayaz dur. Ayaz. Ayaz dur dedim sana. Ayaz dur. Ya ne var? Öykü bizim artık tanıdığımız Öykü değil. Ya biliyorum. Ama bunu izlemek çok zor. Bundan vazgeçmeyeceksin değil mi? Tabii ki vazgeçmeyeceğim. O benim her şeyim. Tek aşkım. Ya kızım, bildiğin ilk görüşte aşkta sahibi var işte. Ay Aysel ya. Kader hep bana böyle sahiplileri mi yazacak? Ne yapayım kızım, ne yapayım? Kapat kapat, patron geldi, kapat. Yani o telefon her gün ya kulağında ya elinde. İş yok patron, ne yapayım? Hem senin yıldız tasarımcı da gelmedi ki çizimlere başlasın. Biz de üretime başlayalım. Kaza yapmış o kız. Birkaç hafta iş başı yapamaz. Oo, boş oturmaya devam yani. Ha, sen iş mi istiyorsun? Sen iş iste, biz sana iş buluruz Yağmur. O depodaki bütün koleksiyonları toplayıp buraya getir. Yakacağız mı? Ya ne yakması kızım, kundakçı mıyız biz? Hayır, çakma mal yapmayacağız diye söz verdik ya. Yani siz vermiştiniz Öykü'ye. Yağmur. Neyse, beni ilgilendirmez. Ben işime bakayım. Şeyma nerede? Yani ilk haftadan işi basmaya başladım kız. Söyle ona, gelir gelmez beni görsün. Tamam. Aa, ay pardon, bardak yok mu? Ben bunu kutudan mı içeceğim? Abla, öyle herkese bardak verirsek yıkaması falan işe yetişemeyiz. İçiver kutudan. Ay Allah'ım ya. Ay Olcay, sen de yeseydin. Ay sen yesene şunu. Yok tatlım, ben diyetteyim. Afiyet olsun. Of. Ya şu şık bebek kafelerinden sonra düştüğümüz yerlere bak. Çıkacaksın yine kızım, merak etme. Sık dişini biraz. Çıkacağım tabii, ne sandın? Yakında yeniden çalışacağım önüm için. Ay ben moral olsun diye söyledim kız. Yani nasıl olacakmış o? Sen bak bakayım benim gözüme, bak bir bak. Bende bu varoşta sürünecek göz var mı ha? Ateş çıkın kız senin gözünden. Avunu bulmuş kedi gözü gibi. Anlat bakayım, ne var aklında? Mehmet Bey var ya, çok önemli biri. Kız bana bak, o adama dikkat et. Vallahi ben tasıyorum, hiç tekin değil. Yani para için bulaştım, elimi verdim, kolumu kurtaramıyorum. Hakkında öğrendiklerinden sonra bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü Önem beni korumaya alacak. Ben de yakında eski işimin başına dönecek, göreceksin. Ne öğrendin kızım? Ay anlatsana, çatlatma meraktan. Ay dur şunu açayım de. Ne var Yağmur? Ya tamam, iki lokma bir şey yedim ya, boğazıma dizdi. Ay tamam, geliyorum. Neyse, benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Zorlamayı bıraktın gidiyorsun kız. Vallahi meraktan öleceğim ya. Tamam.
Ya benim bu hatırlayamadığım sözüm de ne kadar romantikmiş. Öyledir. Sen gel hastaneyi birbirine kat. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve bir sürü çiçek gönder. Ayaz. Ayaz. Ya adı da güzel aslında, biliyor musun? Güzel de... Ya Burcu bu Mete'ye vurdu ya. Vallahi abim de hak etti. Bu aralar şansını çok fazla zorluyor. Hazır mısın sen? Başlıyoruz. Evet, hazırım. Da, sen Şeyma'yı niye şeytan yaptın? Şeytan olduğu için. Ya iyi kızdır Şeyma. Ay keşke onu da çağırsaydık. Öykü, şimdi burada bir pataklarım seni. Vallahi gelir o aklın başına. Burcu, Şeyma senin canı sıkacak bir şey mi yaptı? Çünkü ben onu çocukluğundan beri tanırım. Melek gibi kızdır. Oho, işimiz uzun vallahi. Neyse ya, ben sana anlatacağım hepsini teker teker. Hazır mısın? Başlıyoruz. Şimdi sen Mete'ye aşıktın. Artık değil miyim? Dur dur, bir dinle. Hı. Sonra Ayaz çıktı karşına. Onu gördü. Tabii başlarda böyle bir birbirinize çok gıcık davrandınız. Ha, bu arada da Ayaz Mete'nin iş ortağı. Sen de gittin, Ayaz'a aşık oldun. Sonra ayrıldınız. Sonra birleştiniz. Şöyle. Ya bu arada da tabii Mete ile de Şeyma birlikteler. Ve bir mucize oldu. Mete ile Şeyma ayrıldı. Sen de tam Ayaz'la evlenecekken bir talihsizlik sonucu Mete ile evlendin. Biz Mete ile evli miyiz? Aa, yok, sonra boşandı. Ayaz'a tekrar aşık oldu. Aa, yok, zaten hep Ayaz'a aşıktı. Deli miyim o zaman ben, Burcu? Niye Mete ile evlendim? Canım benim, orası da ayrı bir seans şimdi. Şimdi ben çok fazla derin detaylara girmiyorum ki senin fazla karışmasın kafan. Ben burada genel hatlarıyla bir ilişki haritası çıkarıyorum. Nerede kalmıştık? Siz boşandınız. Boşandınız. Sonra Ayaz'la sözlendi. Ondan sonra da ertesi gün işte bu malum kaza. Budur yani. Ben de tabii Emre'yle böyle zikzak zikzak. Burcu, pembe dizi gibi ya. Bu ne Allah aşkına? Ya aslında o kadar karışık değil de galiba ben çok karışık anlattım. Peki sonuç olarak ben kime aşığım? Ayaz'a. İyi de ben bir tek Mete'yi hatırlıyorum. Kaderin cilvesi de bu işte. Ayaz restorasyon projesini bitirdiği zaman biz de bir ön sunum yaparız. Mete beni dinlemiyorsun. Aklın işte değil. Bak zaten Ayaz yok. Sen de ilgilenmeyeceksen ben gidiyorum bak. Hatırlıyor. O da beni hatırlıyor baba. Ben uzak duruyordum biliyorsun ama... Bu son yaşananlar kader gibi bir şey. Sence bu bir işaret değil mi? Bak, Öykü'yü aklından çıkart. Tamam mı? Kapat o meseleyi. Deniyorum baba. Deniyorum ama olmuyor. Yani çıkartamıyorum onu aklımdan. Bence o da bana karşı boş değil. Hastanede bana bakarkenki yüzünü görseydin. Oğlum, kız kaza geçirdi. Bak, son aylarda ne olduğunu hatırlamıyor bile. Belki de hiç yaşanmaması gereken şeylerdi. Bana bak, sen sağlıklı düşünmüyorsun, tamam mı? Biraz kafanı dinle. Bence biraz kendi başına kal. Bir tatile çık. Yani yurt dışına git. Mete, kafanı topla, tamam mı? Tamam mı? Thank you.
isteyeceğim ama yalnız değilim. Efendim anne. Benim. Girebilir miyim? Annem izin verdiyse tamam yani gir. Ha verdi tabii verdi. Bir şeyler hatırlayabildin mi? Kendini soruyorsan hatırlayamadım tabii ki. Yani Burcu bir şeyler anlattı ama çok karışık. Baksana şuna. Bana mı aldın? Ah, içi portakallı olanlardan değil mi bu? Bayılırım ben bu çikolataya. Tabii biliyorum. Onun için aldım zaten. Bir gün beni seviyorsan bir oturuşta bir kutu çikolatayı yiyebilir misin diye sormuştum. Sonra kendin yemiştin. Sahi mi? Evet. Hatta sonra tabii sonra kaşınmaya başladın. Evet çok yiyince alerji yapıyor bana. Yine de yemiştin ama. Peki sen niye izin verdin yememe? Yani kendin yemedin, alerji yaptığını bile bile bana mı yedirdin? Ya ben senin kadar çikolata yemeyi sevmiyorum ki. Hatır için çiğ tavuk yenirmiş bir zamanlar. Sen de beni seviyorsan bu kutuyu şimdi bitir o zaman. Yapma Öykü. Ben seni seviyorum tabii. Ya o zaman? Bak benim midem hassas, mideme dokunur. Seninki gibi değil. Anlaşıldı. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Yani bir kutu çikolatayı bitirecek kadar bile sevmiyorsun. Ay ben seni boşuna unutmamışım demek ki. Tamam tamam tamam. Ver kutuyu yiyeceğim. O zaman bunu belgeleyelim. Cem'in kamerası olacaktı bir yerlerde. Buldum. Ben hazırım. Başlayabiliriz. Ama bir dakika. Ya biraz daha zorlaştıralım bence. Süre falan koyalım. Yok artık. Sana 15 dakika yeter. Bu kutu 15 dakika içinde bitecek. Bari yarım saat yapalım. Yok ya, sen iştahlı birine benziyorsun. 15 dakika sana yeter. Saniyeler. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bak ben dediğimi yaptım. Seni sevdiğimi kanıtladım. Şimdi sıra sende. Ne isteyeceksin? Hastanede çıkarmıştım. Ama bu bizim söz yüzüğümüz. Benim için tekrar parmağına takar mısın? Ben bunu sonra takarım. Bu şimdi burada dursun, kaybolmaz zaten. Annem çay koymuştu, ben gidip getireyim. Getirme, gitme. Gitme. Öykü. Bak biz bir ton şey yaşadık. Ama hala herkesin imrenerek baktığı bir ilişkimiz var. Ayaz, ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Ben sana hepsini anlatacağım. Yaşadığımız bütün o güzel anları teker teker yaşatacağım. Şimdi gözlerini kapat. Hadi güven bana, gözlerini kapat. Mesela... bizim ilk dansımız var. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Onca kalabalığı unuttuğumuz, zamanın sadece ikimiz için durduğu bir danstı. Ellerimiz kenetlendiğinde ikimiz de nefeslerimizi tutmuştuk. Sanki hep o anda kalmak isterdim.
Mesela parktaki geçirdiğimiz o gece. Fıskiyelerin altında ıslanmıştık hani. Ben başta uzak durdum. Islanmaktan nefret ederim çünkü. Sonra senin o neşeni, o hayat dolu, kollarını açmış ıslanan halini görünce öyle güzeldin ki. Yüzündeki gülümseme büyülemişti beni. İkimiz de sırılsıklam olduk. Ayaz yeter ya. Ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. En ufak bir yeri yok bunların benim hafızamda. Ya daha bitmedi ki. Bak kapat gözlerini. Ya güven bana. Gözlerini kapat. Hep beraber tatile çıkmıştık. Tekneyle denize açılmıştık seninle. Ben sana balık tutmayı öğretmiştim. Sonra birlikte uyumuştuk. Yan yana. Hiç sabah olmasın demiştim. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen aptal Öykü, aptal. Hatırla işte, hatırla. Ablacığım, çocuğa anlatsam vallahi becerirdi ya. Tamam ya, uğraşıyoruz işte. Ya sen de tepeme dikilme öyle zebelak gibi. Hayır, bir düzlük hiç dikemedin. Bir şey değil, patron bana kızacak sonra niye öğretemedin diye. Ya tamam, kumaş kayıyor. Ben ne yapayım? Pamukluya kayıyor diyorsan sadeni nasıl dikeceksin? Yalan ya. Ay ya. İğne kırıldı işte. Ya şu makinelere niye doğru düzgün iğne yerleştirilmiyor? Yani dikiş dikmesini mi bilmiyor bu kız? Yok yani patron. Yok, ben elimden geleni yapıyorum. Kabiliyet yok. İspiyonculuk. Yani dikiş desen dikemiyor. Çizim desen çizemiyor. Bilgisayar desek. Desen, Excel desen, boş boş yüzümüze bakıyor. Yani biz olacağı güvenim seni işe aldık. Sen bu gidişlerimizde patlayacaksın. Patlamam, merak etmeyin. Hatta ben beni kapının elinde kalırım. Aman aman, bizim elimizde kalma da. Yağmur, bugünlük bu kadar yeter. Faydası verin. Sen de gitmeden kapıları iyice kilitle. Tamam patron. İyi akşamlar. Hadi bırak bırak. Bu kadar yeter. Mesai bitti. Ben üstümü alayım da çıkarız. Tamam, sen üstünü alırken ben biraz daha çalışayım. İyi. Hiç tanımamışsın Mehmetciğim. Ay yazık Ayaz'a ya. Ben bu kadar üzülüyorsam o ne yapsın? Bütün aksilikler de bizimkilerin başına geliyor ya. Bir türlü yaşayamadılar o dolu dizgin aşkı. Ya bir hafıza kaybı eksikti. O da tam oldu şimdi. Resmen Türk filmi yaşıyorlar. Allah'ım ya. Öykünün yerine benim ya da Emre'nin hafızasını silseydin ya. Benim ona dediklerimi. Ya da onun bana yaptıklarını, değil mi? Yani bir de öyle bir şey var şimdi. Şişt, kız öyle deme.
başına gelir sonra. Aman gelsin İlker ya, gelsin. Ay İlker! Ne oldu, bebek mi geliyor? Daha çok erken değil mi, nasıl yani? Ay ne çocuğu ne bebeği İlker ya? Ay kurs geldi aklıma birden, kursa gidecektik biz, hadi kalk gidelim. Hadi. Aşkım şu kurs işini bir boş mu versek acaba ya? Bak ben çocukluktan beri kursları hiç sevmem. Yok yaz kursu, yok kış kursu. Hem bak dükkan var, dükkanı ne yapacağız? Neyse ya, siz gidin. Ben kapatırım dükkanı. Çok makbule geçti. İlker, hadi canım, hadi oyalanmayalım. Hadi kalk, 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 kalk. Lütfen bak ya, kalk. Gerek yok ya. Görüşürüz. Çalışsın şu kafanı Öykü, hatırlamaya çalış. Adam senin için o kadar şey yapmış, nasıl hatırlamazsın? Hatırlamadığım biriyle öpüşmek, anla işte, ben öyle biri değilim ki. Üstüne fazla geldim biliyorum. Hayır, yani sen de haklısın. Kendini bana hatırlatmak istiyorsun. Ama doktorlar ne dedi? Zamanla hatırlar. Doktorlara güvenmeliyiz. Ya hatırladığında uzakta olursam? Aşkımız bahsettiğin kadar büyükse koşar gelir. Ya başkasına aşık olursam? Islandığımız park burası mıydı? Beni o yüzden mi çağırdın buraya? Tam burası. Senle tanıştığımızda sanki şimşekler çakmıştı. Biliyorum, sen de hissettin, ben de. Biz başta çok didiştik. Birbirimizi yedik, inkar etmiyorum. Ama o didişmelerimiz zaten bizi Öykü ile Ayaz yapan şey. Ve ne olursa olsun sonunda birbirimizi anlarız. Çözeriz. Kopamayız. Yani nerede ıslandık? Tam burası. İster misin yine çalışsın fıskiyeler? O geceki gibi. Islanacağız, kaç. Dur. Gel buraya gel. Şunun altına gel. Sen ayarladın değil mi? Hatırlamam için. Hayır, tamamen tesadüf. Nasıl tesadüf bu? Bence güzel bir tesadüf. Peki işe yarıyor mu? Hala hatırlamıyorum. Yani eğer onu soruyorsan. Bir şey soracağım. Az önce hadi kaçalım dedim ya. O gece de aynı tepkiyi mi verdin? Çok mutluydum ıslanmaktan. Çok keyif aldım. Gerçi yazdı o zaman, havalar sıcaktı. Belki o yüzdendir. Doğru. Yazı severim. Kışı da severim gerçi. Ama en çok ilkbaharı severim. Bak, bunların hepsini hatırlıyorum. Beni de hatırlayacaksın. Ne garip.
Kokusunu hatırlıyorum. Ne diyordu televizyondaki o program? Birine aşık olmak için önce onun kokusunu mu sevmeliymişiz? Ne? Yok. Yok bir şey. Bebeklerin dünyaya gelmesiyle beraber anne adaylarını zor görevler bekliyor. Peki ya siz baba adayları? Siz hazır mısınız? Ben hazırım. Değil mi aşkım? O zaman iki baba adayını alabilir miyim? Tamam, siz gelin. Ya şimdi durduk yere bir de bu çıktı başımıza ya. Bak. Tamam. Hadi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi, gece bebeğinizin ağlama sesini uyandınız. Hı. Eşiniz uyandırmadan sessizce kalktınız. Ve örnek bir baba olarak bebeğinizi kucağınıza aldınız. Alın bebeğinizi kucağınıza. Tamam. Pis bir koku geliyor. Malum bezin değiştirmek lazım. Malzemeler masada, süreniz bir dakika. Bana bak İlker. Yapabiliriz değil mi ha? Sonra rezil olmayalım. Yaparız yaparız. Bende o iş. Rahat. İyi peki, tamam. Evet, başlayın. Sen bezi ver. Bez. Tamam. Nasıl açılıyor? Aha, açıldı. Açıldı. Ya bunun neresi önü, neresi arkası? İlker. Ha? Ya bırak şunu. Ver şunu. Al tut çocuğu. Pardon. Çok özür dilerim. Pardon. Ne yaptın sen? Çocuğu düşürdün. Fırlattın İlker, fırlattın. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ver şunu, zamanla yaşıyoruz zaten burada. Allah Allah. Evet, bitti. Çok güzel yani. Gerçekten çok iyi. Evet. Çekilir misin? Ya bırak şunu. Bana bak, bırak şunu. Demin daha çocuğunu düşünen bir babanın bana akıl vermesi çok saçma. Kesin kavga edecek. Biraz da ben de... Yok canım, kurstayız. Öğrenmeye geldik buraya. Niye kavga ediyorsun? Çekil. Görürsün. Bırakır mısın? Bak, yanlış yapıyorsun. Çekil. Yani... Çekil. Çekil, çekil. Bir dakika. Böyle oluyor. Yapıyorum, yapıyorum. Böyle oluyor. Bana bak. Elini koluna sahip çık. Bana bak. Haklısın. Kavga edecekler. Hocam, arkadaşımıza bir şey söyler misiniz? Lütfen, beni yavaşlatıyor. Ben onunla ikili olmak istemiyorum. Başka birileriyle olayım ikili. Bana bak, çekiştirme, kafasını koparacağız. Bırak, bırak, bırak. İnanılmazlar. Sibel, sende de böyle bir utanma hissi oldu mu? Oldu. Çok şey yapmışsın benim için. Daha yeni başlamıştım. Üzülmüyor musun? Yani böyle yanında yabancı gibi geziyorum. Bazen balkonda bir kadın saksıya çarpsa, o saksı senin kafana düşse, bana eskisi gibi baksan diyorum. Eskiden nasıl bakardım sana? Kızgınken mi, mutluyken mi? Sen çok mu kızdırırdın beni? Yani birkaç defa kızdığın oldu ama sen hemen affedersin. Benim de kızdığım oldu. Da sen kendini affettirmeyi çok iyi biliyorsun.
hatırelerini seversin. Alayım mı sana, ister misin? Dükkan kapalı. Sana onu alacağım. Nasıl alacaksın? Bekle. Bekle. Ayaz, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Geri çekil. Nezarette birlikte kalmıştık. Azın suçlu muydun yoksa ben? Ne işin vardı nezarette? Uzun hikaye. Daha sonra anlatırım, hadi. Kaçalım şimdi. Kusura bakma ya, ben hırsız falan zannettim. Nasıl yani, kafamı sen mi vurdun Burç? Hmm. Ya bir an böyle kaptırdım kendimi. Karanlıkta usul usul yaklaşan bir gölge haliyle korkutuyor insanı. Tamam. Peki. Hadi diyelim korktun da vurdun kafama. Beni niye bağladın Burcu? Burada soruları ben sorarım. Şimdi... söyle bakalım. Sen niye geldin buraya? Valla ben belki bir şeyleri halledebiliriz diye düşünmüştüm ama... o zaman hayati tehlikem yoktu tabii. Şimdi biraz daha düşünmem lazım galiba. Bak, biz birbirimizi çok kırdık, değil mi? Sen sözlerinle canımı çok yaktın. Ben de seni üzdüm tabii. Ama... ya ben bütün bunlara rağmen seni çok özledim Burcu. Ya... ben de... ben de çok üzüldüm. Peki beni niye bağladın o zaman? Bir daha seni kaybetmemek için. Ya yine kaçıp gitme diye. Sensiz kalmamak için. Bir çöz istersen ha. Ben de sarılacağım sana. Özledim dedim ya. Hadi. Çözeyim. Çöz, bir yere gitmeyeceğim. Hadi çöz. Delisin sen. Ya benim için hiç kimse böyle bir şey yapmamıştı. Ben senin için her şeyi yaparım. Bunu hep saklayacağım. Ben artık gideyim ha. Sen de dinlenirsin. Teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler. Öykü. Vaktin varsa bir kahve içelim mi? Çok güzel bir kafe var ileride.
Belki de o mektubu çantana koymasaydım her şey çok farklı olacaktı. Düşüncesizce davrandım, özür dilerim. Ne mektubuymuş o Mete? Hangi mektup? Bana yazdığın mektup. Aşkını anlattığın. Nasıl ya? Sen onu okudun mu? Yani ben... Ay yok Mete, onu okumuş olamazsın ya. Olma ne olur. Tamam canım, bunda utanılacak bir şey yok. Hem o kadar güzel anlatmışsın ki duygularını. Ben bir lavaboya gitsem iyi olur. Öykü. Nasıl ya, nasıl? İnanamıyorum, okumuş. Bak, böyle kulaklarına kadar kızarırsın işte. Öykü. Bana bak lütfen. Bak. Bakamam. Bakamam Mete ben senin yüzüne şimdi. Sen okumamalıydın o mektubu, tamam mı? Aptal gibi hissediyorum kendimi. Ya biliyorum sen beni kardeş de olarak görüyorsun. Ben senin kardeşin en iyi arkadaşıyım falan filan. İşte bilmemeliydin benim duygularımı. Bana bakar mısın lütfen? Bana bak. İndir ellerini. İndir ellerini aç. Bak bana. Öykü ben seni kardeşim gibi görmüyorum. Nasıl yani? O hissettiğim duygular tek tarafta değil. Öykü ben galiba sana aşık oldum. Keşke bu itirafı daha romantik bir yerde yapsaydım ama istersen dışarıda da tekrar söylerim. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyledin ona? Seni ilgilendirmeyen şeyler. Mete bana bunu yapma. Öykü'nün kafasını karıştırma. Adil değil bu, onun hafızası... Kadere inanır mısın ortak? İkimiz de onun için savaşıyoruz. Kaybeden de kaderine razı olacak. Onu kaybetmeyeceğim. Öykü benim kaderim. Sana aşık oldum dedi. Bana aşık. Öykü, beni dinle.
Sözümü kesme, sadece beni dinle, olur mu? Tamam, peki. Dinliyorum. Şaşırdım. Normalde konuşmadan duramazdın da. Ama dinle dedin. Ben... Bugün beni unuttuğunu bir daha asla hatırlamayacağını düşünmüştüm. Umudum tükenmek üzereydi. Ama parkta gözlerinde bir şey gördüm. Ne gördün? Arpacık falan mı çıkmış yoksa? Ya sözümü kesme. Pardon. Öykü, ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Bunu hiç unutma, olur mu? Unutmamam için bana her gün hatırlatman lazım. Tabii eğer seviyorsan. Peki, hatırlatacağım. İyi geceler prenses. İyi geceler. Ayaz dur. Az kalsın unutuyordum. Hemen bilgisayarını aç. Neden? Soru sorma, aç. Sana verdiğim adresi tıkladın mı? Girdim. Tamam. Şimdi orada bir video göreceksin. Adı Ayaz'ın meydan okuması. Aa, bu yüzden mi çikolataları bana yedirip video çektin? Bir sürü aşığa ilham vereceksin. Ben de ona meydan okuyayım. Sen de beni seviyorsan yüzüğü parmağına tak, fotoğrafını paylaş. Ben götüreyim seni yavrum, kaybolmayasın tek başına. Anneciğim saçmalama lütfen, ben yıllardır bu şehirde yaşıyorum ya. Hem Burcu verdi adresi. Yani yolları da unutmadım ya. İyi, varınca mesaj at bana, olur mu? Olur olur, atarım. Öykü, bunu da al yanına o zaman çocuğum. Hadi. Thank you.
Ya Burcu ne oluyor bana? Ya ben sana şimdi anlatırım ne olduğunu da... biraz daha anlatsan zaten kendini bulacaksın. Ben onu bekliyorum. Neyini bulacağım ki? Şu an sırıtıyorum değil mi? Ya bir de sürekli ondan bahsediyorum. Ya sanki böyle sanki ayna gibi. Ben gülümsediğimde onun da yüzünde kocaman bir gülümseme oluşuyor. Aklımdan onu aramak geçti. Sonra pat diye o aradı dün. Ya sanki böyle içinden geçenleri hissetmiş gibi. Sonra yaptıkları... Ya şu kafenin haline baksana. Ruh eşin gibi değil mi? Doğru. Tam kelime. Ruh eşin. Böyle ruhumu tamamlayan adam. Ya aslında başka bir adı daha var bunun. Üç harfli bir kelime. Aşk. Damlala. İyi de ya ben Mete'ye aşık değil miydim? Ay hayır canım. Sen Mete'ye falan aşık değilsin. Ya sana o gün böyle tahtada anlattım ya kırmızı kurdelelerle. O çocukça bir şeydi. Geçti bitti gitti. Belki de bir hayranlıktı. İyi de tamam. Madem Ayaz'a önceden de aşıktım ben, niye hatırlamıyorum? Ne fark eder? Hatırlamıyorsan da bak tekrar aşık oluyorsun. Sen bin kere hafızanı kaybetsen, bin kere de bu adama aşık olursun. Çünkü siz başkasınız. Biz Öykü ile Ayaz'ız değil mi? Yapma böyle ya. Öykü Sibel bizim çok yakın arkadaşımız. Bak çok üzülüyor sonra kız. Ya ne yapayım tanımıyorum onu. Öykü nasılsın canım? İyiyim. Siz? Öykü ben seni çok seviyorum. Bak böyle davranman beni çok üzüyor. Önemli arkadaşlığın yüzünden mi beni hatırlamıyorsun ha? Hangi Önem? Tasarımcı Önem mi? Tabii onu da hatırlamıyorsun. Önem Dinçer, Ayaz'ın annesi. Önem Dinçer. Ayaz'ın annesi. Annesi? Ha ne? Nasıl söylemezsin sen bana böyle bir şeyi? İnanmıyorum sana, gerçekten inanmıyorum. Ya ne oluyor, nereye ya? Öykü abla her şeyi unuttu mu şimdi? Her şey değil, beni hatırlıyor. Vah vah, yazık kıza ya. Seni hatırlamasına demedim. Yani Öykü ablanın başına gelenlere dedim. Hı. Ayaz abi, hatırlıyor mu peki? Hayır, onu da hatırlamıyor. Aa, ne garip hastalıklar var. Manken gibi Ayaz abi unutulur mu ya? Demek ki kafayı kötü vurmuş. Yağmurcuğum, senin çenen bayağı bir düşükmüş. Sen bana bir kahve falan yapsana. Bal bakacaksan yaparım. Bakarım. Aa. Aa. Ne oluyor ya? Bir şey yok hanımefendi. Kimse yerinden kalkmasın. Memur Bey, hayırdır? Taklit ürünler yaptığınıza, bunları piyasaya sürdüğünüze dair bir şikayet aldık. Atölyeyi arayacağız. Bu da arama emri. Arayalım arkadaşlar. Thank you.
anlamadım. Nasılsınız? Ay çalışıyordunuz değil mi? Rahatsız etmiyorum inşallah. Ay yo, hayır. Geç otur. Anneciğim kusura bakmayın. Ben Ayaz'ın annesi olduğunuzu yeni öğrendim de. Ama hemen duyar duymaz koştum geldim. Yani biliyorsunuzdur benim kafa gitti. Yani uçtu. Biliyorum. Ama sizin en büyük hayranınız olduğumu hiç unutmadım. Bütün tasarımlarınızı ezbere biliyorum. Siz benim idolümsünüz. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Ama doktorlar zamanla hafızan geri gelecektir dedi. Öylesi daha iyi aslında. Anlamadım. Ay çok üzüldüm dedim. Ay canım benim. Ya aslında... Ben size çizimlerimi getirmiştim. Sen benimle çalışmak mı istiyorsun? Sakın yanlış anlamayın. Ya ben torpil falan istemiyorum. Bir baksanız bana yeter. Öykücüğüm, ben senin çizimlerini bilmez miyim? Senin ne kadar kabiliyetli olduğunu bilmez miyim hiç? Kazadan önce yanımda işe başlayacaktın zaten. Ay biz birbirimizi çok severdik. Aramızda sır falan yoktu. Çok yakındık. Anne kızdan öteydik. Ben çok üzüldüm ya. Ben hiçbirini hatırlayamıyorum bunları. Hiç önemli değil. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım, merak etme. Canım. Mehmet Bey, hoş geldin. Çekil önümden. Seninle sonra hesaplaşacağım. Bak buna bayıldım. Vay bu daha... Önem! Sen ne arıyorsun burada? Bana mı diyor? Atölyeye git hemen sen. Benim için çalışıyorsun. Pardon da beyefendi, ben sizi tanımıyorum. Öykücüğüm, sen şimdi git, daha sonra devam ederiz. Yarın kendini iyi hissedersen çalışmaya başlayabiliriz. Peki. Önce ihbar ediyorsun, şimdi de benim tasarımcımı elimden almak istiyorsun, öyle mi? Saçmalamayı bırak, ne ihbarı? Bırak bu oyunları Önem. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Polis ofisimi bastı. Ben seni ihbar falan etmedim. Hala yalan söylüyorsun. Boşuna bir çaba içindesin. Öykü'nün ne kadar yetenekli olduğunu gördün ve bu da seni havaya soktu. Hı? Ve bu sayede bana rakip olacağını düşünüyorsun. Ama başkasının ipiyle kuyuya inilmez. Ben yeteneğimle büyüdüm. Sende o yetenek yok. Sen sadece çok iyi bir taklitçisin. O kadar. Taklitçi ha? Hiç değişmemişsin Önem. Hala acımasız bir kadınsın. Bitti mi? Döktün mü içini? Hayır bitmedi. Otur özür dile, yalvar. Affet beni de. Dalga geçme. Asla senden özür dilemem. Seni terk etmekle hayatımın en doğru kararını almışım. Sen sevgiyi hak etmeyen bir kadınsın. Efendim Mete. Önem bana Monika'nın İtalya'daki numarasını verebilir misin? Ne yapacaksın Monika'nın numarasını? Çok özledim diyelim. Hadi verecek misin, vermeyecek misin? İyi tamam yaz. Evet. Tamam. Peki görüşürüz. Babanın önerdiği mekan için hazırladım. Fikrini söyle. Söylemezsem dövecek kimisin? Mete çizimlere bak. İş dışında fazla muhabbete gerek yok. Sonu iyi bitmez. Anlıyorum. Bir yumruk daha yeme diyorsun ha. Ama elinde çok ağırmış bir ortak.
hak ettim. Aşık olduğun kadının peşindesin. Ve onun kafasını karıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ha bir de eskilerden kalan mektup var. Hani Öykü'nün çantasına koyduğun. Tamam. Madem öyle, madem kartlarımızı açıyoruz, ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Öykü'den niye boşandım biliyor musun? Neden? Ben üzülmeyeyim diye mi? Hayır. Şartları eşitlemek istedim Ayaz. Adil olmak istedim. Çünkü... Korkma, devam et. Çünkü ben de Öykü'ye aşığım. Sonunda. Bir gelişme var, bravo. Üzerinden yük kalktı değil mi? Rahatladın. Ne oldu? Bana vurmayacak mısın? Bundan sonra seninle aynı odada bile bulunmak istemiyorum, anladın mı? Güzel. Benim için hava hoş. Güzelse uzak dur benden. İnan bazen gözüm dönüyor. Merak etme, duracağım. Evet, tebrikler. Sizlere eşinizin yanına alayım. Evet, şimdi sıra sizde. Diyelim ki eşiniz hastalandı veya işe çıktı. Yani bebeğinizi doyurma işi size kaldı beyler. Malzemeler, araç gereçler, tariflerin hepsi masada. Süreniz 3 dakika. Hocam affedersiniz ama ben size bir şey sormak istiyorum. Neden biz her buraya gelişimizde sınava tabi tutuluyoruz? Nedir bu yani? Baba olma kursu mu yoksa baba adaylarını rezil etme kursu mu? İlker. Efendim aşkım. Ben sana güveniyorum. Samet, hadi göreyim seni. Evde çalıştığımız gibi. Vay, seni çakal. Evde çalışmalar falan, ha? Yeah. Ha. Biz evde yan gelip yatmıyoruz. Yani çalışıyoruz, emek veriyoruz. Ha? Eyvallah. 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 Evet, başlayın. Ben sana söyleyeyim, sende kutu açma sorunu var. Sinirlendirme beni, işine bak sen. Bu ne ya? Bakayım ona bir. Tat bakayım bir. Nasıl? Güzel. Ya, yalan söylüyorsun. Vallahi çok güzel olmuş ha. Vallahi. Vallahi çok beğendim. Sen bir de buna baksana. Bak. Güzel olmuş mu? Hı? Hafif sulu olmuş ama güzel güzel. Hı. Evet, seninki biraz sulu olmuş. Ama benimki müthiş olmuş. Ya. Bana bak, ayıp oluyor ama ha. Evet. Hocam, benim mamam bitti. Al. Hadi bakalım, biraz elini çabuk tut, süren azalıyor. Hocam, Samet arkadaşımız henüz baba olmaya hazır değil. Bir mamayı bile hazırlayamıyor. Ben bunun intikamını senden çok fena alırım. Sen hiç merak etme. Hadi hadi, bırak bırak. Salla 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 salla. Hadi salla salla. Mamamı çaldı. Hayır, o benim mamamdı. Hayır, benim mamamdı. Gördün mü? Çocuktan beter.
Pes İlker ya. Pes. Önemli çakmacının arasındaki bağlantıyı bulacağım. Burayı boş boşuna polisler basmadı, göreceksin. Baksana diyeyim, adam bugün moda evine delirmiş gibi geldi. Üzerine bir de bizi burada yakalarsa parçalar alimallah. Ay çık dışarı. Ay, tamam tamam, dikkat et. Tamam. Sen delirdin mi? Aa, Önem Hanım'la çalışamazsın. Olmaz, olmaz. Hayır, sen hatırlamasan bile bir sürü olay yaşandı aramızda. Ya hatırlamadığıma göre bence Önem Hanım'la yepyeni bir başlangıç yapabiliriz. Allah Allah. Mehmet Bey'e ne diyeceksin peki? Söz verdin adama. Eğer bu kaza olmasaydı orada çoktan işe başlamıştın. Ya anne, hatırlamadığım bir sözden sorumlu tutulamam ki. Haksızlık olur bu bana. Ayrıca ben niye çalışacakmışım o adamla? Çok kaba bir adam. Ben o Önem Hanım'a hiç güvenmiyorum, haberin olsun. Bak sonunda üzülen yine sen olacaksın. Ya ama anne, bu benim en büyük hayalim. Ya Önem Dinçer, hayran olduğum tasarımcı. Hayır efendim, senin en büyük hayalin o değil bir kere. Ay, yoksa onu da mı hatırlamıyorsun? Milano'daki okuldan bahsediyorsam unutmadım anne. Heh. Yalnız o hayalin şu an için gerçekleşmesi imkansız. Nasıl gideceğim, nerede kalacağım, nasıl yaşayacağım? Ya en azından ikinci hayalimin gerçekleşme ihtimali var. Niye destek olmuyorsun? Öykü, ben çok kötüyüm. Nasıl kötüyüm? Neredesin sen? Geleyim yanına. Kapının önündeyim. Ayaz. Ayaz, niye Mersin? Niye yerde oturuyorsun? Düştüm ben Öykü. Sen niye iki tanesin ya? Ben zaten bir tanesiyle zor baş ediyorum. Ayaz, kalk yerinden. Başını falan mı çarptın sen? Bilmiyorum. Yaralı mısın? Bıçak saplandı sırtıma. Ne? Anne! Ya en iyi arkadaşım sapladı. Yaralandım. En çok bu halini seviyorum, biliyor musun? Saf halini. Tertemiz kalbini. Çocuk gibi masum olmanı. Öykü, ne oldu? Yok bir şeyim, yok. Yanlış anlaşılma. Vallahi iyiyim, vallahi. Anladım. Son 3 ayı yeniden yaşayacağız. Hoşmuş. Ben sizi yalnız bırakayım. Bana bakın, fazla gürültü yapmayın. Apartmana rezil olmayalım, tamam mı? Ayaz, ne kadar korkuttun beni ya. Niye böyle yapıyorsun? Neden bu kadar içtin sen? Beni hatırlamaman canımı yakıyor. O yüzden sana bunu aldım. Neden? Bu sihirli bir telefon, biliyor musun? Nasıl peki?
Cevap sende. Aç bak fotoğrafları. Bak. İkimizin fotoğrafları. Daha bir sürü var. Sana bir kahve yapıyorum. Sonra devamında bakarız fotoğrafları. Olur. Evet, tabii. Ha, bir de Monika Hanım, sizden son bir şey rica edeceğim. Bu konuştuklarımız lütfen aramızda kalsın, tamam mı? Evet, ben çünkü Öykü'ye tamamen sürpriz olmasını istiyorum. Evet. Ayaz... Yok. Hayır, o konuda bir problem yok zaten. Öykü Ayaz'ı pek hatırlamıyor. Peki siz istediğim ayarlamaları yapabilecek misiniz? Tamam. Çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere ve... Arif Ederci. Bye bye. İtalya'ya mı gidiyorsun? Evet Burcu. Bir süre uzaklaşmam herkes için iyi olacak galiba. Öykü'nün ne ilgisi var peki? O bahsettiğin sürpriz neydi? Zamanı gelince öğrenirsin. Şimdi değil. Ya bütün işini gücünü bırakıp nasıl gidersin? Ne işi Burcu? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Şirketin elinde adam gibi bir proje mi kaldı zannediyorsun ha? Hem babam benden çok daha iyi ilgilenir şirketle. Abi Öykü... Yeter. Ben artık hiçbir şey duymak istemiyorum, tamam mı? Hep aynı şeyleri konuşuyoruz, yeter. Ayaz'a tekrar aşık oldum. İyi yapmışsın göndermemekle. Bu halde araba kullanamaz. Ben yatıyorum anneciğim. Ayaz'ın yatağını sen hazırlarsın. Tamam mı? Tamam anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. Nasıl? Hala iki tane mi var benden? Bir, iki, üç, dört. Nasıl ya? Kahve ters etki falan mı yaptı sana? Şaka yaptım. Sen bir tanesin. Benim bir tanemsin. Burada yemek mi yapıyordun bana? O yemek aslında benim cezamdı. Kim bilir ne yaramazlık yaptın da ceza verdim sana. Sana evlilik teklifi yapmadan seni istemeye gelmiştim. Sen de bana kızmıştın. Nasıl ya? Evlilik teklifi almadan mı sözlendim ben seninle? Diğer fotoğraflara geçelim. Köpeğin mi var senin? Köpeğimiz aslında. Onu bana sen hediye etmiştin. Bak burada başka fotoğraflar da var. Ya ben... Aslında birlikte fotoğraflarımız falan da olsun istiyorum. Dur seni çekeyim ben. Sen dur. Kimse? Beraber de olsun. Özlediğinde bakmak için çektin değil mi? Yani hatırlamasan da bana çabuk ısındın. Sen biraz ukala mısın ya? Uyuzum. Uyuzsun, evet. Uyuzun yatma vakti geldi bence. Hadi senin yatağını yapayım.
Abla. Efendim? Telefonun çalıyor odanda, duymuyor musun? Mete abi arıyor. Şşş, sus. Uzaksana ya. Burada ne yapıyorsun? Hadi odana. Vay, büyüdün de. Gel bakayım sen ya buraya. Ya ne? Gıdıklamasana ya. Şşt, bağırma, misafirimizi uyandıracaksın. Her şeyi unuttum, bunu unutamadın. Kaçma. Gel gıdıklayacağım birazcık ya, gel. Neredesin? Uyuyor muydun yoksa uyandırdın mı? Yok, ben telefonu duymamışım ya. Mutlaka buluşmamız lazım seninle. Neden? Önemli bir konu. Telefonda anlatamam. Ben götürürüm Mehmet Bey kahvesini. Sağ ol. Hayırdır? Kahvenizi getirdim. Senden kahve istemedim ben. Aa, peki o zaman ben içerim. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Bu cüretkâr tavrınızı çok merak ettim. Anlat. Zamanımı çalan insanları hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. En iyisi ben hemen konuya gireyim. Bakın, elimde bazı fotoğraflar var. En sevdiğim fotoğraf bu. Bir de burada sadece Ayaz'ın fotoğrafı var. Ve bitti mi? Bitsin istiyorsanız. Şimdi bana hangi yetkiyi vereceğinizi konuşalım. Fena faka bastırdım. Of, yetki istiyorsun. Yetki istiyorsun, yetki. Yok, yetki. Mutfağın yetkisini sana vereyim. Yağmur'a da yardımcı olursun. Kız akşama kadar tek başına çalışıyor, yoruluyor da. Ben de mutfağa senin gibi vasıfsız birisini arıyordum. Aslında iyi oldu. Hadi, şimdi bulaşığa başla istersen. Dalga mı geçiyorsunuz? Elimde değil yani, ne yapabilirim ki? Çok aptalsın. Dalga geçmeyip ne yapacağım? Şimdi şöyle... Ben Ayaz'ın oğlunuz olduğunu biliyorum. Size ben bunu herkese anlatırım. Bak, yanlış insanı tehdit ediyorsun. Ayaz'ın oğlum olduğunu saklayan ben değilim. Şimdi ciddi konuşuyorum. Kovuldum. O kahveni de al. Derhal atölyemi terk et. Defol. Dün gece için tekrar özür dilerim Meral teyze. Ay be çocuğum, kaçıncı özür bu? Önemli değil. Öykü uyanmadı mı daha? Öykü çoktan çıktı. Çok acil bir işim var dedi, bitirir bitirmez geleceğim dedi ama ne zaman bitirir, ne zaman gelir bilmiyorum. Neymiş acil olan iş? Mete abi aramıştı ya, belki onunla ilgilidir. Ne vuruyorsun onun yumasının altından? Kahvaltı ne çocuğum, hadi. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Ya ama kahvaltını etmedin, bari çayını içseydin oğlum. Yok, teşekkür ederim. Siz rahatsız olmayın. Ne var ya? Söylenmeyecek değil, söylemeyelim.
ben... Öykü, ben Milano'ya gidiyorum. Artık orada yaşayacağım. Neden? Çünkü hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sıfırdan başlayacağım. Sen de benimle gelir misin? Birlikte... Birlikte yeni bir hayata başlayalım belki. Belki de bu hafıza kaybı her şeyi silmen için bir işarettir. Her şeyi yeniden başlaman için. Öykü, benimle Milano'ya gel. Hayallerinin şehrine. Ben okulu da araştırdım. Her şey hazır. Senin hep gitmek istediğin okul. Ama Ayaz yüzünden gidemediğin okul. Bu senin ikinci şansın. Lütfen bunu değerlendir Öykü. Mete, ben ne diyeceğim gerçekten bilmiyorum. Bu çok ani oldu. Bana en azından biraz zaman ver. Ben bir düşüneyim. Tamam, tamam düşün. Ama şunu bil ki fazla vaktin yok. Biletler hazır. Vize, pasaport hepsi halloldu. Eğer benimle bu maceraya atılmak istiyorsan... ...bu gece uçuyoruz. Dünyayı değiştiren insanlar hayallerinin peşinden gidenlerdir. Eyvallah çay diye satıyorlar ya. Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Kız kızım çalışıyoruz herhalde ya. Müsait olunca aradım işte. Ne oldu? İşten kovuldum canım. Yapma ya. Ay üzüldüm vallahi. Ama kaşındın sen de yani. Ay Olcay tamam. Kes. Sen söyle bakalım bizim o harika kraliçemiz Önem Hanım orada mıymış? Ya burada yeni geldi ama pek bir sinirli görsen. Tamam hadi kapat geliyorum. Abla çay parası. Sen bu bulaşık suyuna çay diyorsun bir de para mı istiyorsun? İçmeseydin. Ay hayret bir şey ya. Yani dürüst insan diye bir şey kalmamış. Al. Haram zıkkım olsun tamam mı? Havalara bak ya. Ya tek kuruş param kalmadı ya. Of. Hayata sıfırdan başlamak olsa gerek. Öykü. Buradasın. Evi hatırladın değil mi? Bana geldin. Aslında ben adresi Burcu'dan aldım. Heh, olsun. Önemli değil. Yine de buradasın. Önemli olan da bu. Hadi içeri geçelim. Sen üşüme. Köpeğimiz de özlemiştir seni. Gel.
Çok etkileyici. Fotoğraflarımı asmışsın. Ben asmadım ki, sen astın. Ben mi? Niye yaptım ki böyle bir şey? Yanında yokken beni unutma falan diye mi? Yani. Öyle de diyebiliriz. Çok mantıksız değil mi sence de? Yani madem ben seni bu kadar çok seviyordum, niye unuttum? Bir dakika bekle. Dün gece parkta ben senin gözlerinde gördüm. Hatırlıyordun. Farkında değilsin ama... Sana iddiasımızı hatırlatacağım. Aynı olmaz. İtiraz etme. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Olmuyor. Bana öyle bakma. Sakın bana öyle bakma. Bakışların bana kendimi suçlu hissettiriyor. Başka bir işe yaramıyor ya. Ben istemiyor muyum hatırlamak sanıyorsun? Ama olmuyor işte yani. Ya bak, yaptığın hiçbir şey işe yaramıyor. Tamam, böyle söyleme. Hatırlamaya çalış. Ben uğraşmıyor muyum sanıyorsun? Ya bir dakika. Tamam bir dakika. Gel. Nereye? Bu sefer hatırlayacaksın. Ya olmuyor işte Ayaz, zorlama diyorum. Ya itiraz etme Öykü. Burada ne hatırlamam gerekiyor? Yoksa biz... Hayır. Hayır tabii ki. Sen beni burada bekle. Öykü! Aşkım, camı aç!
senin yerinde ben vardım. Gerçi burası değildi ama ben yukarıdaydım, sen aşağıda. Bana serenat yapmıştın. Çok komik bir şarkıydı. Bak söylüyorum. Yapıştın sen kene gibi, git desem de gitmezsin ki. Uyuz Ayaz senin adın. Kasların var balon gibi. Yanında hep birileri, Kübra Alev gibileri. Uyuz Ayaz senin adın, huyların hep öküz gibi. Ama taksi kapısında ellerimiz değdi orada. Kalbim küt küt atarken dedim bir şey var bu adamda. Boşuna uğraşma sen de, tamam mı? Vazgeç, bırak. Vazgeçmeyeceğim. Hatırlayacaksın. Nasıl ya? Nasıl? Daha ne yapabilirsin ki? Ben senin için her şeyi yaparım. Bunu sana kaç defa söyledim, inan artık. Her şey mi Ayaz? Her şey mi? Ne dilersen. Ne istersen. Tamam. Peki. Beni seviyorsan gökteki yıldızları yere indirebilir misin Ayaz? Yaparım. Bu kadarını yapamazsın. Pes et artık ya. Vazgeç, bırak. Benim seni hatırlamam için ancak böyle bir mucize lazım. O da yok. Nereye gidiyorsun? Bak bu kapıdan çıkmana izin veremem Ayaz. Ya çekil olmaz önümden. Yapamam, anlamıyorum. Ya Öykü saçmalama, çekil önümden. Sen kaza olacak. Ya sana bir şey olursa ben yaşayamam. Öykü. Öykü gitme. Mete mi kafanı karıştırdı? Sana bir şey mi söyledi? Hayatına devam et Ayaz. Benim seni unuttuğum gibi sen de beni unut. Bırak artık ya, ne olursun. Ya ikimize de daha fazla acı çektirme. Geleceğini biliyorum. Hafızan hatırlamasa da kalbin hatırlayacak. Buna inanmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Yapmayın yani. Ne yani, böyle mi ayrılacağız? Ne yapalım?
Güle oynaya mı gönderirim seni? Hayatını değiştiriyorsun. Dönüş biletin olmadan gidiyorsun. Baba affedersin ama gitmemi sen önermiştin. Evet, belki ben önermiştim ama... böyle ortalığı karıştırarak gitmen doğru mu? Bence vazgeçmek için hala bir şansım var. Biraz daha düşün. Şimdi birincisi ben ortalığı falan karıştırmıyorum. İkincisi de bu Öykü'nün kararı ve kimsenin onu eleştirmeye hakkı yok bence. Hafızası yerindeyken sunsaydın keşke bu seçeneği. O zaman niye cesaret edemedin? Baba ben aşağıda bekleyeyim. Daha fazla gerginlik olmasın bence. Seni hayaline yepyeni, umut dolu bir başlangıca götürecek olan uçak 3 saat sonra gökyüzünde, yıldızların arasında olacak. O uçağa gitmek üzere seni evde bekliyorum. Yarım saat sonra çıkacağım. Lütfen hayalinden vazgeçme. Benimle gel. Ben senin için her şeyi yaparım. Bunu sana kaç defa söyledim, inan artık. Her şeyim Ayaz, her şeyim. Ne dilersen, ne istersen. Beni seviyorsan gökteki yıldızları yere indirebilir misin Ayaz? Yapacağım. Gökyüzünden yıldızları indireceğim. Kızım hayırdır, yine neyin peşindesin? Kızım, kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya Olcay. Kendini sanıyorsun sen? Odama böyle giremezsin. Olcay'cığım, bizi önemciğimle 2 dakika yalnız bırakır mısın lütfen? Sen çık Olcay. Kafan mı iyi senin? Yoksa başka türlü böyle şuursuz davranmanı açıklayamıyorum da. Önem Hanım, beni en iyi tanıyan insanlardan biri sizsiniz. Ben bu kadar rahat davrandığıma göre ve entrika konusunda gerçekten çok iyi olduğuma göre... elinde bir koz var. Bakın şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Anne kız gibiyiz maşallah. Ne istiyorsun? Eski işimi geri istiyorum. Hı. Yoksa? Yoksa? Ayaz gerçek babasıyla tanışır. Burada çocukken de çok tatlıymış. Alo. Bu gece senin için yıldızları gökyüzünden indireceğim. İnanmıyor musun bana? O zaman gel, kendi gözlerinle gör. Ablaya gitme. Gel buraya.
Öykü. Biliyorsun ben senin kararlarına her zaman saygı duydum. Hiç şikayet etmedim. Saçma da olsalar kabullendim. Gitmeyeyim anne. Karar senin anneciğim. İster git, ister kal. Bunu bana sorma olur mu? Kalbine sor. Her ne yaparsan yap, kalbim pusulan olsun. Bu gece senin için yıldızları gökyüzünden indireceğim. Hala nereye gideceğimizi söylemedin ablacığım. Bir saniye. Ayaz. Ayaz dur lütfen bir şey söyleme tamam mı? Sadece beni dinle. Özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Ne özrü Öykü? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yaptın ki? Anlama. Beni boş ver Ayaz ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Uzaklara. Affet beni. Geri döneceksin. Saklanamazsın, kaçamazsın. Kalbim seni bulur, seninki de beni. Bu gece söz verdiğim gibi gökyüzünden yıldızları indireceğim. Gelip görmeni bekleyeceğim. Ayaz bekleme, boşuna gidiyorum diyorum sana. Gidemezsin. Biz ayrı yaşayamayız. Ben senin nefesini taşıyorum, sen de benimkini. Hoşça kal. Mecburum biliyorsun dönüp gitmeye. İçimde sensizlik biriktirmeye. Saçlarını yüzüme ser son bir kez daha. Belki çare olur yaralarımı sarmaya. Yanıma kar kalacak mı? Gidiş bilemem. Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem. Aklımı geri ver sen de kalmasın. Başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al bende kalmasın. Başka vücutları sevip de ben sanmasın. Bir şarap. Ne söylesem buruk, ne söylesem kırmızı. Düşlerim virane, gülüşlerim harap. Ne yapsam bitmez, kalır tortusu. Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem. Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem. Aklımı geri ver sende kalmasın. Başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al bende kalmasın. Başka vücutları sevip de ben sanmasın. Ablacığım sen iyi misin? İyiyim.
başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al, bende kalmasın. İzin vermem Öykü. Gidemez. Başka vücutları sevip de ben sanmasın. Kalbim getirdi beni buraya. Seni hatırlamıyorum. Ama kalbim adresi biliyor. Hani benim için yıldızları indirecektin? Gel. Kaybolduğun gözleri, onun kalbin titreten gülüşünü unutabilirsin hatta. Ama kalp unutmaz, sevgi kaybolmaz. Çünkü kahramanın avuçlarında saklıdır mucizeler. Sana sımsıkı sarıldığında birden her şey tanıdık olur. Mevsimlerden bahar, bütün renkler pembe. Yıldızlar elini uzatsan tutacağın kadar yakın olur. Beni seviyorsan hatırla diye bağıran aşk en büyük meydan okumudur. Vereceğiniz cevap ise tüm hayatınız. Parmağına takar mısın?